izleyenler, bugün sizlere muhteşem doğasıyla ünlü Artvin Şavşat'tan sesleniyoruz. Laşet Restoran'ın konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Metecan Bey var. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Çok güzel bir yer. Biraz önce de söylediğim gibi gerçekten büyülendik buradan. Biraz sizi ve mekanınızı tanımak istiyoruz. Ne kadar süredir bu sektördesiniz? Adım Mete Cem Çelik. Laşet Restoran işletme sahibiyim. Yaklaşık 27 yıl oldu burada bulunduğumuz. Evet, tabii burası sadece restoran olarak hizmet sunmuyor. Aynı zamanda bir tatil köyünüz var, bungalov evleriniz var ve bu civarda herkes sizi tanıyor. Aslında sadece bu civarda değil, buraya gelen tatilciler de çok memnun kalıyor. Sizce başarının sırrı nedir? Sabır ve çok çalışmak. Dediğim gibi 27 yıl oldu. Uzun zaman bir mücadele, yoğun bir mücadele, uzun yıllara yayılan bir mücadele. Hem restorancılık hem işte turizmle uğraşıyoruz. Burası Şavşat'ın Kocabey köyü sınırlarında, Sahra Milli Parkı bölgesinde, milli park alanı aynı zamanda. Türkiye'nin muhteşem manzaralarına sahip bir doğa. 27 yıl önce burada restorancılık olarak işe başladık. Alabalık çiftliğimiz var yan tarafta. Daha sonraki yıllarda bir tatil köyü oluşturduk Kocabey köyü içerisinde. Orada ahşap evler yaptık, bungalovlar yaptık. Burada restorancılık, orada turizm yapıyoruz. Aynı zamanda burada konaklama yerlerimiz de var, motel kısmımız var. Turizm ve otelcilik birlikte iç içe gidiyor ve bölgeye hizmet ediyoruz, insanlara hizmet ediyoruz. Bozulmamış bir doğaya sahip burası. Şimdi genelde biz Karagöl'ü Borçka Karagöl olarak biliyoruz ama Artvin Şavşat'ta da genelde böyle gezi sayfalarında gördüğümüz kalp şeklindeki Karagöl'ün, doğru, aslında Karagöl'ün burada olduğunu öğrenmiş olduk. Doğru. Sizin tesisiniz de tam da gölün kenarında değil mi? 12 kilometre mesafedeyiz göle. Fakat sadece Şavşat'ta Karagöl yok. Karagöl bölgesinde 7-8 tane daha göl var. Birçok göl var. Şırata Gölü, Balık Gölü, Yüzen Adalar, Kız Gölü, Boğa Gölü gibi göller var. Arsiyan Yaylası bölgesinde. Çok yakınımızda tabii. Günübirlik gezilecek ve kolay ulaşılabilir yerler buralar. Evet, peki. Toplamda kaç tane bungalov eviniz var? 21 tane yapımız var, ahşap yapımız var. Yaklaşık kaç kişi ağırlıyorsunuz? 60 kişi bir gecede ağırlayabiliyoruz, konuk edebiliyoruz. Peki bu güzel restorana gelen dere kenarında çok keyifli bir zaman geçiriyor. Hangi lezzetleri tadabiliyorlar? Hem alabalık hem de hemşin koyunu dediğimiz yöre koyunlarını burada tüketiyoruz. Hatta koyunları kendimiz yetiştiriyoruz. Balıkları da zaten. Balıkları da kendimiz yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bölgenin uzun zamandır hizmet eden iyi bir restoranı, bölge halkı tarafından da sevilen, yerli ve yabancı insanların ziyaret ettiği bir mekan burası. Evet. Keyifli zaman geçirdikleri bir yer, lezzetler tattıkları bir yer. Güzel bir yer, ben de seviyorum burayı. Kesinlikle biz de çok çok beğendik. Şimdi hedeflerinizi merak ediyoruz. Var mı yeni projeler, yeni yerler yapma niyetiniz? Uzun zaman geçti. Çok büyümeyi hedeflemiyoruz. Ama etrafımızda yeni tesisleşmeler başladı. Umarım doğaya uygun tesisleşmeler, bölgeyi tahrip etmeyen yapılar olmaz. Herkesin bu sektörden faydalanması lazım. Tek başımıza büyümemizin de bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bir taraftan da yaşlanıyoruz. Çok yorulmaya da gerek yok. Kalitemizi de bozmadan bu şekilde hizmet etmeye devam etmek, evet, istiyorum. Kesinlikle yani. Çok doğru bir tespit. Daha çok büyüyüp hizmet kalitesinden ödün vermektense böyle olmak daha iyi. Çünkü gerçekten kimi sorduysak herkes burayı biliyor, tanıyor ve de çok seviyor. Tebrik ediyoruz sizi. Buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan misafirlerinize ve izleyicilerimize bir mesajınız olacak. Vallahi misafirlerimizden memnunuz. Umarım onlar da bizden memnundur. Gelmeye devam etsinler. Biz hancı olarak burada varlığımızı korumaya devam edeceğiz. Ömrümüzün yettiği, gücümüzün yettiği kadar bu sektöre hizmet edeceğiz. Evet. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.